Yani savaş esas olarak Türkiye topraklarında yaşayan farklı kesimlerin, etnik, inançsal kesimlerin özgürce yaşamasının Türkiye kendisi için beka sorunu olarak gördüğü için kuruluşundan bu yana bu eşik, beka eşiği aşılamadığı için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aşamadığı için savaşı sürdür, özgür yaşama isteyen, kendisi olarak yaşamak isteyen, nere karşı dıştalayıcı, yok edici, bastırıcı siyaset izliyor. Bugün bu savaş için ana kaynağı bu. Ve bugün beka sorunu diye ifade edilen sorun aslında iktidarın beka sorununa dönüşmüş. Bu nedenle Türkiye'nin normalleşmesi gerekir. Yani bugünkü sistemin kendisinin yerine bir yeni demokratik sistemin oluşmasının yönüne girmesi gerekir. Önümüzdeki seçimler bu nedenle hayati bir seçimdir, önemlidir. Şimdi devlet, iktidar bir tür kurucu felsefenin kurucu felsefenin 2023 modeli kurucu felsefenin idealleriyle Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Halbuki dünya değişti, bölge değişti, Türkiye değişti. Bunun da değişmesi şart. Esas olarak Türkiye'nin normalleşmesi dediğimde şeyde hukukun, siyasetin, devlet kurumlarının ilga edildiği bir yerde yaşıyoruz şu anda. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Çünkü bunu ortadan kaldırmadan bu savaşın önüne geçebilmek mümkün değil. Bu ilga edilmiş devlet kurumları felsefesi bir Türkiye'nin zenginliğini, Kürtlerin varlığını, Kürt olarak varlığını, kendisi olarak varlığını kendisine tehdit olarak görüyor. Bunu ortadan kaldıracak yegane güç artık bunun bir Kürtlerin kendisi olarak yaşamasıdır. Muhalefetin de bir kesimi Kürtlerin kendisi olarak yaşaması değil, değişerek devletin kodlarına kabul ederek ya da onu restore ederek yaşamasını istiyor. Muhalefet buradan çıkmadığı sürece bu sorun devam eder. Bu savaş çatışma durumu devam eder. Gerilim devam eder. Ama Türkiye'nin geleceği demokratikleşmezse bunun en önemli dinamiği olan Kürt haklarının kabul edileceği bir yola girilmesi gerekir. Barış çağrımızın anlamı budur. Yani yurttaşlarımıza, seçmenlerimize diyoruz ki başta Kürtlerle, ötekilerle, azınlıklarla, iktidarın dıştaladıkları herkesle barış yoluna girmeniz gerekir, girilmesi gerekir. Bunu vaat edenlerle, bunu gerçekleştirme potansiyeline sahip olanlarla yapın. Bunu bu iddiada bulunan siyasi aktörlerin diyaloglarıyla bu iş olur. Buradan da şunu söylüyorum. HDP'yi sistem dışına itmek, Kürt sorununu HDP sorununa dönüştürmüştür bugünkü demokratik siyaset. Siyaset ve muhalefetin kazanması üzerine söz söyleyen herkes diyor ki HDP'siz seçim kazanabilmek mümkün değil. HDP'yi dıştalayarak bu iş olmaz diyor. HDP'yi dıştalama gerekçesi ise iki şeye dayanıyor. Bir, Türk milliyetçiliği tezine, iki, AKP'nin yarattığı korkuyla. Bu korkuyla siyaset yaparsanız olmaz. İki, Türk milliyetçiliği Kürtlerin kendi kimliklere yaşama isteğini ortadan kaldırır. Bunları aşamayan bir Türkiye siyasi aktörler dinamik Türkiye'nin ikinci yüzyılını demokrasiyle taşlandıramaz. Bunu ben söylemiyorum sadece. Barış Vakfı söylemiyor. Bunu bütün muhalefet üzerine, muhalefete ne yapacak söz konan herkes söylüyor. O nedenle yapılacak çok açık. Yeter ki toplum kadar, şu anda burada konuşan sevgili Gürkan Bey kadar cesaretli davranalım. Kılıçdaroğlu 6 ve altılı masa 6 Ocak'ta 5 Ocak toplantısında çağrı yaptı. Cesaret gerekir diye.
Önce topluma, evet bu doğrudur ama önce altılı masanın liderleri kendileri cesaret testinde olduklarını fark etmeliler diye düşünüyorum.